Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 21 Temmuz'da Türkiye saatine göre öğlen 13.17'de 29 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Bu yılın ikinci Oğlak Dolunay'ı, ilkini takip ediyorsunuz. 20 Haziran'da yaşamıştık 1 derece Oğlak Burcu'nda. Şimdi 29 derece Oğlak Burcu'nda 21 Temmuz'da ikinci Dolunay'ımız meydana gelecek. Dolayısıyla Haziran ayındaki temalar Temmuz ayında da devam ediyor olabilir yaşamımızda. Ve bu öncü bir dolunay, ancak dolunay 29 derece olduğu için dikkat çekici bir derece. Burcun son derecesi Plüto'yla da birleştiği için biraz daha dolunayın baskısı, dönüştürücü gücü daha fazla artabilir yaşamlarımızda. Evet, güçlü bir derece dedik. 29 derece analitik derece, özellikle Oğlak Burcu'nun vurguladığı konularda aşırılıklar çok daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkabilir. Oğlak 10. burç, öncü bir burç ve toprak elementine ait. Yaşamımızda kurduğumuz yapılarla alakalı, sistemlerle alakalıdır. Toplumsal alanlarda da tabii ki yönetimsel konular, devlet yapıları, kanunlar, kurallar, işte ekonomik yapılar, bunlar hep Oğlak burcuyla alakalıdır ve biraz daha hani dikkat çekici bir şekilde bazı güçlü dönüşümleri, tamamlanmaları, bir dönemin hani böyle sonlanması, hayatımızda yeni bir dönemin başlaması gibi dönüştürücü enerjileri daha fazla deneyimleyebiliriz bu dolunay sırasında. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası çok yoğun bir etki var. Gökyüzünde zaten Algol yıldızında birleşen, işte o Boğa burcundaki Mars-Uranüs kavuşumu 13 Temmuz'dan itibaren etkisini giderek arttıracak. Bu dolunay sırasında da aslında halen Uranüs Algol yıldızı üzerinde ve Aslan burcundaki Merkür de tam Uranüs'te kare açıda olacağı için etkin olduğunu söyleyebilirim. 21 Temmuz ve yakınlarında da bu etki devam edecek görünüyor. Dolunay tabii ki öncü burçlarımız, birinci derecede öncü burçlarımızı etkileyecek, ancak sabit burçlarımızı da etkileyecek. Çünkü bu değişim derecesi, son derece. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlakların 25-30 derece aralığında güneşiniz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz varsa dolunaydan önemli tesirler alabilirsiniz. Bununla birlikte sabit burçlar, Boğa, Aslan, Akrep ve Kovaların ilk 0-5 derece aralığında gezegenleri olanlar da yine dolunaydan önemli tesirler alabilirler. Plüto 0 derece Kova burcunda dolunayla birleşiyor. Dolunaya enerjisini katıyor. Bu da biraz daha duygusal baskıları üzerimizde, toplumsal baskıları çok daha fazla arttırabilir. Krizler çok daha fazla öne çıkabilir. Oğlak Yengeç aksında görüyoruz Dolunay'ı. Güneş Yengeç, Ay Oğlak Burcu'nda. Burası aslında aile aksıdır. Yani Dolunay sırasında Terazi Burcu da yükseliyor. Terazi yükselince tabii ki biraz daha bir 4. ev, 10. ev aksı öne çıkıyor. Önce akslar öne çıkıyor. Bu durumda ailemiz, ebeveynlerimiz, hatta atalarımız, geçmişimiz, sahip olduğumuz değerler, geleneklerimiz, işte vatanımız, milletimiz, evimiz, yuvamız, kendimize ait hissettiğimiz yerler ve bu içinde bulunduğumuz düzen, hani hayatımızı gidişatını bir şekilde hani düzenleyen kurallar, yasalar, kanunlar, yani bunları yöneten kişiler, kontrol eden kişiler, yöneticiler, devlet yapıları falan, bunların hepsi aslında bu Yengeç Oğlak aksında çok fazla karşımıza çıkar. Kişisel olarak da biraz da aile büyüklerimiz, işte ebeveynlerimiz, geçmişle alakalı konudan çok öne çıkabileceği bir dönem. Yani tarih çok konuşabiliriz. Tabii ki tarihi eserler, tarihi yapılar çok öne çıkabilir bu dolunay ve dolunayı takip eden günlerde. Dünya üzerinde de böyle kamuoyunda hani özellikle tarihle ilgili, tarihi eserlerle ilgili belki bir şeylerin keşfedilmesi, buluşların yapılması, geçmişimizle ilgili bazı aydınlanmaların olması mümkün. Plüto 0 derecede, Mars 0 derecede arasında bir üçgen açı var bu dolunayda. Dolayısıyla böyle bir dönemin, yani bitmesi, tamamlanması, kapanması, sanki yeni bir dönemin başlaması gibi de bir tesir var dolunayın enerjisinde. Yani artık
tamam, yani bitmesi gereken bir konu var, bir kavram var, bitiyor. Nihayete eriyor. Yeni bir sayfa açılıyor. Yeni bir döngü başlıyor. Bunun gibi bir etkisi var bu dolunayın. Bunu her şeye uyarlayabilirsiniz tabii ki. Yani işte bir yaşamın sona ermesi, bitmesi. Bir yeni doğumun olması. İşte bir tamamlanması gereken bir ilişkinin bitmesi. Yeni bir level'a, bir boyuta taşınması. İşte bir yerden ayrılmak, bir artık bir yaşam döngüsünün tamamlanması. Özellikle bir yönetimin bitmesi, tamamlanması ki yönetimsel konularla çok ilgilidir Oğlak. İşte bir şirkettir bu, bir önemli finansal kuruluştur, devletsel bir yapıdır. Hani burada işte yöneticinin görevi tamamlanması, liderin bitirmesi, görevini bitirmesi, yeni bir şeyin başlaması, bir döngünün başlaması gibi konu ve kavramları bu dolunayda çok fazla gözlemleyebiliriz. Gökyüzünde devam etmekte olan Uranüs-Algol bağlantısı ve Merkür'ün de bu alanı tetiklemesi doğal olarak bazı streslerin, ani beklenmedik durumların ortaya çıkabileceğini işaret ediyor. Yani bu bir kaza şeklinde olabilir, ani bir karar, hani biraz daha böyle özgürlüklerle ilgili biraz isyan enerjisi dediğimiz hani böyle bir enerji toplumsal alanlarda dikkat çekebilir. Dolayısıyla hani devrim enerjisi de var bu dolunayda aslında. İşte şirket, büyük şirketleri de yönetir Oğlak. Hani bir dikkat çekici şirketlerle ilgili, büyük şirketlerle ve yapılarla alakalı işte iflaslar, kapanmalar, işte işten çıkarılmalar ve bu tarz konular dikkat çekici gündeme gelebilir. Aynı şekilde yükselende terazi olduğu için ülkemiz için biraz daha ne oluyor? Hani ilişkiler, işte siyasi ilişkiler, diplomasi, işbirlikleri, adaletle ilgili konular, hukuksal gelişmeler ve benzeri alanlarda mesela yasal konular, anayasa gibi konular. Hani buralarda da yine önemli dönüşümleri gözlemleyebiliriz dolunay ve dolunayı takip eden günlerde. Sağlık konularına tabii ki dikkat edeceğiz. Oğlak 29 derece öncelikle ebeveynler, aile büyükleri, yaşlı kişiler, hasta kişiler buralarda bir daha fazla gündemde olabilir. İşte krizler dedik, sağlık, işte tansiyon dengesizlikleri, hormonal dengesizlikler, ani böyle kalp problemleri, işte nörolojik problemler, kazalar sonucu oluşabilecek bazı ani gelişmeler hızlanabilir. Yine Oğlak etkisi biraz daha vücudumuzda iskelet sistemidir, kemiklerimizdir, dizler Oğlak Burcu ile alakalı, dişler, cilt, bunlar Oğlak Burcu'nun yönettiği alanlar ve bu alanlarda sağlık sorunları gündeme gelebilir. Ama bu bölgelere yapılacak işlemler ve özellikle operasyonlara da dikkat etmek gerekir. Özellikle dolunayın aktif olduğu o 3-4 günlük süreç içerisinde daha temkinli hareket etmek gerekebilir. Evet, Venüs burada Aslan Burcu'nda Jüpiter'le olumlu bir açısı var. İşte Mars İkizler Burcu'na geçmiş durumda dolunay sırasında. Plüto'yla güzel bir açısı var, 0 derece dedik. Hani bu yeni bilgiler, böyle ani mesela bir buluş olabilir, bilimsel bir gelişme olabilir, işte tarihle ilgili önemli keşifler olabilir dedik. Dolayısıyla heyecan verecek, heyecan duyacağımız yeni bilgilerle karşılaşabileceğimiz bir dönem. Teknolojik gelişmeler çok gündeme gelebilir. Tabii ki bu hani ülkede, yani dünya üzerinde işte şirketler olsun, ekonomik yapılar olsun, düzenlemeler olsun, günlük hayatımız, iş hayatı olsun. Hani buralarda bazı teknolojik altyapıların yenilenmesi, bunlarla ilgili bazı hızlı gelişmelerin olması, iş hayatını etkileyecek konuların çok fazla konuşulması mümkün. Oğlak inşaat sektörünü de yönetir. Zaten hani yengeç oğlak aksı güvenlik, barınma, ev, yuva gibi temalarla ilgili olduğu için işte inşaat sektörü, emlak sektörü ve bu alanların düzenlenmesi, bu alanlarla ilgili bazı krizler tabii ki yine firmalarla alakalı çok gündemde, kamuoyunda olabilir. Doğa olayları çok tetiklenebilir. Ülkemiz için o kadar riskli görmüyorum ama özellikle tabii ki zaten bu Algol hattı dediğimiz hat nedeniyle bu dolunayda dünya üzerinde dikkat çekici bir doğa olayının, hani böyle bir belki su baskını, sel ya da işte bir depremselliğin olması mümkün. Yine savaş baskısı çok artıyor jeopolitik alanlarda. Bazı bölgelerde özellikle devam etmekte olan
bu baskıların, bu risklerin aniden alevlenmesi, hani süreçte olan bir konunun biraz daha netleşmesi ve daha bir görünür hale gelmesi mümkün. Ne yazık ki biraz hani dünya için zorlayıcı tesirlerin Dolunay haftasında çok fazla gündemde olmasını, görünür hale gelmesini bekleyebiliriz. Evet, kişisel alanlarda tabii ki doğum haritalarımızda Oğlak Burcu hangi evde, Oğlak Burcu'nun yönettiği konular ve kendi kişisel gezegenlerimizin aldığı açılara göre az veya çok bazı etkiler alabiliyoruz. Haziran'da da Oğlak Burcu etkisi aldığımız için, Dolunay etkisi aldığımız için benzer tesirler olabilir. Devam etmekte olan konular olabilir hayatımızda. Ancak bu Dolunay'ın enerjisi bitme, sonlanma ve tamamlanma enerjisi. Plütonik bir Dolunay. Dolayısıyla biraz daha böyle bir kapanma, sonlanma, bir sayfanın kapanması, yeni bir sayfanın açılması, bir dönemin bitmesi, yeni bir döneme başlamak. Hani bu bir düşünce olabilir. Yani bir inancın, bir düşüncenin mesela değişmesi. İşte hayatınızda ilişkilerle ilgili, kariyerle ilgili, yaşam alanlarınız, düzeninizle ilgili. Her alanda hani olabilecek bazı güçlü dönüşümlerle ilgili olabilir Dolunay'ın tesirleri. Şimdi burçlara geçelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, 29 derece Oğlak Dolunay'ı 10. evinizde meydana gelecek. Önce burçlarımız tabii ki etki alıyorlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 25 ile 30 derece arasıysa tesirler artabilir sizin adınıza. Aslında bu yaşamınızda geleceğinizi etkileyecek. Yaşamdaki statünüzü, genel kariyeriniz, belki ilişkilerinizi belirleyecek, etkileyecek. Önemli bir karar aşaması ya da sizin dışınızda gelişen konular olabilir. Yani sizin çok yönetemediğiniz bazı konular olabilir. Bunların kariyerinizde ve geleceğinizi etkileyecek alanlarda yapacağı önemli dönüşümler olabilir. Bu gibi tesirler biraz öne çıkıyor. Stresleriniz olabilir. Baskılar artabilir üzerinizde. Özellikle aile üyeleri, ebeveynlerle ilgili konular varsa bunlar biraz daha görünür hale gelebilir. Onların sağlıklarıdır, onların yaşamlarıdır. Bununla birlikte tabii ki taşınmalar, yer değişimleri, atamalar, mesleki değişimler, evlilik, boşanma, işbirlikleri, ortaklıklar, kendi işini kurma ya da işten ayrılma, emeklilik ve benzeri gibi. Hani genel yaşam düzeninizi etkileyecek genel tesirler olarak bu dolunayın önemli etkiler getirmesini, hayatınızda yeni bir sayfa açmak için sizi daha fazla teşvik etmesini bekleyebiliriz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 9. evinizde meydana gelecek yılın ikinci Oğlak Dolunayı, 29 derece Oğlak, Plüto etkili. Bir yandan Uranüs hala burcunuzda. Mars artık sizden ayrıldı, ikizlere geçti. Şimdi hayatınızda biraz stresler, yoğun baskılar hissettiniz. Hala devam ediyor da olabilir. Belki öğrencisiniz, bir eğitim hayatınızla ilgili bir konunuz var. Uğraştığınız yurt dışı ile ilgili böyle bir mevzu var, hayatınızda çözmeye çalışıyorsunuz. Seyahatlerle ilgili hareketlilik artabilir ya da hukuksal bir işiniz var. Hani gündemde olan işte bu dolunay artık içinde bulunduğunuz şartları bir netleştiriyor. Size destek olacak önemli kişileri, otorite figürlerini, danışmanları, belki rehberlik edecek kişileri karşınıza çıkarabilir ve belki farklı bir bakış açısı, farklı bir yolla hani kriz olmuş bir konuyu çözebilirsiniz. Bununla birlikte işte yolculuklarda yeni bazı gündemleriniz, hızlı gelişmeler olabilir hayatınızda. Eğitim hayatınızda yine belki yeni bir karar vereceksiniz, bir yön değişikliği olabilir. İşte yüksek öğrenimle ilgili belki bölüm değiştireceksiniz. Farklı bir alana geçmek isteyeceksiniz. Tayin olacak. Yurt dışı ile ilgili, uzaklarla ilgili de olabilir bu tesirler daha fazla. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz böyle ilk derecelerdeyse, yani 0-5 derece arasındaysa, bu dolunayın size tesirleri çok daha güçlü ve önemli olabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 8. evinizde olacak. Bir süredir, belki Haziran ayından bu yana devam eden parasal konularda, finansal alanlarda bazı baskılarınız var. Hızlı gelişmeler de olabilir hayatınızda. Örneğin hani eşinizle bağlantı, mesela eşiniz bir iş arıyorsa ya da eşinizin iş durumunda, onun kazançlarıyla ilgili, gelirleriyle ilgili bazı etkiler varsa, işte bu dolunay artık her şeyi daha bir görünür hale getirecek, bir tamamlayacak. Bir krediniz, konunuz netleşebilir, bir borcu ödeyebilirsiniz. Sigorta ve vergi konusunda hayatınızda bir tamamlanma olabilir. Bir burs bekliyorsanız
alabilirsiniz gibi gibi. Yani daha çok işte maddi konular, parasal kazançlar, gelirleriniz, giderleriniz ve benzeri alanlarda hızlı tesirler alıyorsunuz. Mars artık burcunuzda, bu dolunayla da olumlu bir açı yapıyor. Yani hayatınızda hızlı bir dönüşüm var. Yani bir defteri kapatıyorsunuz, belki bir borcu kapatıyorsunuz, farklı bir boyuta geçiyorsunuz. İşte kazançlarınızla ilgili hızlı bir değişim oluyor. Ya da işte bir paranızı nasıl yönetiyorsanız, işte bir şeyleri almak, satmak, yatırımlar yapmak, belki farklı bir politika izleyeceksiniz. Tamamen hani eski uygulamaları bırakıp yeni bir sayfa açacaksınız hayatınızda. Bunun gibi yenilikler konusunda da bu dolunay size çok önemli etkiler verebilir, cesaretinizi arttırabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 0-5 derece arasındaysa dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Oğlak burcundaki dolunay karşıt burcunuzda olduğu için tabii ki en fazla etki alan burçlardansınız. İlişkilerle ilgili Haziran ayından bu yana hayatınızda önemli hızlı gelişmeler olabilir. Bu dolunay plütonik bir dolunay. Artık olaylara ciddi yaklaşmanızı, kararlı olmanızı gerektiriyor. Biraz da aslında sizin kontrolünüz dışında olabilir gelişmeler. Yani eşinizin verdiği kararlar ya da daha kadersel gelişmeler ilişkilerle birlikte hayatınızda daha önemli tesirler getirebilir. Evlilikler, ayrılıklar, işbirlikleri, ortaklıklar, boşanmalar ve benzeri gibi konular. Biraz hani eşinizin hayatında olabilecek hızlı gelişmeler, bununla paralel size yansıyan durumlar ve benzeri. Davalar, mahkemeler, yasal işleriniz, bazı anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz ve benzeri konularda da tabii ki önemli bazı baskılar hissetmeniz ve bunun sonucunda da bazı tamamlanmalarla yol ayrımlarına gitmeniz mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 29 derece ve yakınlarındaysa, yani 25-30 derece arasındaysa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 6. evinizde meydana gelecek. Ama öncü burçlarında ilk dereceleri sabit burçlarında ilk dereceleri etkileniyor. Dolayısıyla siz de biraz etki alabilirsiniz bu dolunaydan. Üstelik bu dolunay Plüton'un da Kova burcunda olduğu dolunayla birleştiği bir dönemde meydana geliyor. Dolayısıyla biraz üzerinizde baskı var. Yani iş konularında, mesleki konularda olabilir, beraber çalıştığınız kişiler, işbirlikleri, ortaklıklar ya da bir ilişki içerisinde eşinizden ya da partnerinizden gelebilecek bazı baskılar içerisindesiniz. Artık bu dolunayla birlikte karar verme aşamasındasınız. Haziran'dan bu yana devam etmekte olan konular olabilir hayatınızda. Mesleki alanda bir tamamlanma, bir yol ayrımı, bir dönüşüm olabilir. Beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilerde veya yaşadığınız hani eş partner evlilik gibi hani buralarda bazı önemli kararlar vermeniz, dönüşümler yapmanız mümkün. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili yani yanınızda çalışan bir kişiyi işten de çıkarabilirsiniz ya da burada tamamen yeni bir başlangıç da yapabilirsiniz gibi gibi. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 0-5 derece arasındaysa bu dolunay sizi çok daha güçlü bir şekilde etkileyebilir sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 5. evinizde meydana gelecek. Bu dolunay aslında Haziran ayında meydana gelen, Haziran'ın 20'sinden sonra hayatınızda hızlanan konularla bağlantılı da olabilir. Genel itibariyle bu dolunaydan iyi bir tesir alıyorsunuz. İşte Uranüs'ün de aslında açısı size olumlu. Bazı alanlarda böyle hayatınızda eğlenceli, keyifli gelişmeler olabilir ve bu dolunay ve dolunayı takip eden günlerde işte seyahatler, tatiller gibi ya da çocuklarla birlikte olacağınız kutlamalar yapabileceğiniz ya da aşk hayatınızda bazı güzel romantik gelişmeler, parasal alanlarda kazançlarınız söz konusu olabilir. Yani kendinizi biraz daha şanslı, daha keyifli hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz. Aslında iş hayatınız ve mesleğinizle de ilgili bu dolunay sizi bir noktaya taşıyabilir. Yani bu dolunay hayatınızda alacağınız etkilerle, işte bir yeteneğinizi fark etmek, onu değerlendirmek ya da alacağınız bazı tekliflerle, hani sizi günlük hayatınız, meşguliyetler, rutinleriniz ve iş hayatınızla da ilgili bazı yeni başlangıçlara teşvik edebilir. Özellikle doğum haritalarınızda öncü burçların son dereceleri ya da sabit burçların böyle ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa bu dolunaydan daha önemli etkiler alabilirsiniz.
Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Oğlak burcundaki bu dolunay 4. ev alanınızda meydana gelecek. Biraz Haziran ayındaki konularla benzeşen etkiler var. Bu dönemde dolunay ve dolunayın enerjileriyle birlikte hani özel yaşamınız, alışkanlıklarınız, işte ailevi konular, ev yuva temaları daha fazla gündeminizde. Bu dolunay plütonik bir dolunay. Yani bitiriyor, tamamlıyor. Yani taşınmak, işte evinizi satmak ya da işte kentsel dönüşüm, aileye ait bir evin dönüşmesi, yıkılması, yeniden yapılması gibi gibi. Biraz tabii ki aile üyeleri, anneniz, babanız, ebeveynler ya da ailedeki yaşlı kişiler, geçmişiniz, hatıralarınız, anılarınız. Hani bunlarla ilgili dinamikleri çok öne çıkaran bir dolunay, ama artık bu dolunayla birlikte bir devir kapanıyor, bir şey sonlanıyor. Yeni bir döngüye başlıyorsunuz. Özellikle ev, yuva, aile alanlarında sevgili teraziler. Duygusal baskılarınız olabilir. Daha hassas ve kırılgan olabilirsiniz. Bu dolunay ve dolunayı takip eden günlerde biraz kendi iç sesinizi dinlemeniz, yalnız kalmak istemeniz mümkün. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 29 derece ve yakınlarındaysa 25-30 derece aralığı güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 3. evinizde meydana gelecek. Genel itibariyle biraz böyle yakınlarınızdaki kişiler, bunlar hani akrabalar olabilir, kardeşler ya da aile üyeleri olabilir. Sizin üzerinizdeki etkileri yoğun. Bir süredir, belki Haziran'dan bu yana da bu konularla daha fazla ilgileniyorsunuz. Aslında artık bir tamamlanma dönemindesiniz, bir sonuç alma dönemindesiniz. Bir ilişkiniz, yani özellikle yakın ilişkilerde bir sorun varsa bunu çözebilirsiniz. Kardeşlerle ya da komşularla bağlantılı olarak. Bu bir tamamlanma da olabilir. Yani komşunuz taşınabilir. Böyle bir değişim olabilir hayatınızda. Yer değişiklikleri olabilir. Eğitimle ilgili konularda bir bitiş, bir karar verme dönemi var. Belki bir anlaşmanızı, bir işbirliğinizi sonlandırıyorsunuz ya da farklı bir aşamaya taşıyorsunuz. Dolunay ve yakınlarında seyahat etmeniz, yolculuklara çıkmanız mümkün. Bazılarınız aracını satabilir, yeni bir araç alabilir, telefonunu, bilgisayarını değiştirebilir. Zorunlu da olabilir, yani arıza olabilir, problem çıkabilir ve dolayısıyla hani değiştirmesi gerekebilir. Bunun gibi etkiler de olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçların ilk dereceleri etki alıyor. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 0-5 derece arasıysa çok daha önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Oğlak burcundaki dolunay para evinizi aydınlatıyor. Bir süredir zaten buradaki Haziran'dan bu yana dolunay tesirleri para durumunuza dikkat çekiyor. Gelirleriniz, giderleriniz, kazançlarınız, iş ve mesleki konularda bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Bir işten ayrılmanız, yeni bir çalışmaya başlamanız, mesleki değişimler, gelirlerinizde değişimler olabilir. Emekli olabilirsiniz mesela, ya da kendi işinizi kurabilirsiniz, ya da işiniz var onu kapatabilirsiniz. Eğer yolunda gitmeyen bir şeyler varsa parasal konularda, artık paraya bakışınızı değiştirmeniz, harcama planlarınızı gözden geçirmeniz, burada yeni programlar yapmanız mümkün. Belki mesleki alanda tamamen farklı bir yönteme geçeceksiniz. Farklı bir para kazanma yolu deneyeceksiniz bu dönemde. Bununla ilgili yeni sayfalar açılabilir tabii ki hayatınıza. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların son dereceleri ve sabit burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa dolunayın tesirleri sizin için çok daha güçlü çalışabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, tabii ki başrolde sizsiniz, sizin dolunayınız. Diyorsunuz hani bu ikinci dolunay artık, yani hayatımda böyle hızlı gelişmeler var, biraz duygusal olarak da çok etkileniyorsunuz doğal olarak. Bu dolunayla birlikte birazdan yaptıklarınız, çalışmalarınız daha bir görünür hale gelebilir, fark edilebilirsiniz. Tabii ki bu size bir başarı ve güç getirebilir. Plüto ile birleşen bir dolunay bu. Harcadığınız emeklerin sonucunu almanız, bir güce kavuşmanız. Hayatınızda artık böyle köklü bir dönüşüm yapmanız mümkün görünüyor. Evet, bazı krizler olabilir. İstemeden de bazı bitişler, sonlanmalar olabilir. Bir yerden ayrılmak, bir ilişkiyi bitirmek, bir işi tamamlamak gibi. Yani sizin dışınızda gelişen bazı koşullar nedeniyle hayatınızda böyle kadersel dönüşümler olabilir. Bunun üzerinizde yarattığı duygusal baskılar olabilir. Kendiniz olduğu kadar aileniz, özellikle aile büyükleriniz, ebeveynleriniz, onların yaşam döngüleri, onların sağlıkları, onların düzenleri. Yani tüm buralarda da bazı önemli güçlü etkiler almanız mümkün görünüyor. Genel sağlığınıza tabii ki dikkat edin. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 25-30 derece aralığındaysa, böyle öncü burçlarda gezegenleriniz öne çıkıyorsa,
çok daha güçlü, önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Oğlak burcundaki Dolunay 12. evinizde. Bu Dolunay burcun son derecesinde olduğu için ve sizin burcunuzdaki Plüto ile de kavuştuğu için biraz hani sizi etkileyen, aslında böyle temas eden önemli bir Dolunay. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz, yükselen burcunuz böyle 0-5 derece arasındaysa, ilk derecelerdeyse, işte doğum haritanızda ilk derecelerde gezegenleriniz varsa tesirleri artabilir bu Dolunay'ın. Biraz böyle kendinizle ilgili de farkındalıkların öne çıktığı bir dönem. Duygusal, bedensel, zihinsel, biraz geçmişi sorguladığınız, kendinizle yüzleştiğiniz bir dönem. Tabii ki bu yani Dolunay aslında hayatınızda bir şeyleri bitirmek, tamamlamak, gereksiz bir şeyleri ayıklamak, hayatınızda atmak için iyi bir dönem. Hani biten bir iştir bu, alışkanlıktır, zararlı alışkanlıklardır, işte beslenme düzenidir, bağımlılıklarınızdır. Bunları bir bitirin, bir tamamlayın. Hayatınızda yeni bir sayfa açın. Yeni bir bakış açısı, yeni bir düşünce, yaşamınızdaki rutinleriniz, alışkanlıklarınız, tüm buralarda hani kendinizi yenileyebileceğiniz, dönüştürebileceğiniz bir Dolunay. Sizin için artık, sizin için yorucu olan ilişkiler, işte artık size hitap etmeyen bir iş olabilir. Hani belki yaşadığınız yer, mekan, buralarda böyle önemli, köklü dönüşümler yapabileceğiniz, bunun için size önemli farkındalıklar verebilecek bir Dolunay. Genel sağlığınıza dikkat edin. Sağlık baskıları da olabilir. Çünkü hayatınızda bazı dönüşümleri yapmak istemiyorsanız, ısrar ediyorsanız, o dönüşümleri yapmanız için sağlık da size bir baskı yapabilir ve zorunlu olarak hayatınızda bu değişimleri, dönüşümleri yapabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 0-5 derece aralığındaysa Plüton'un bu güçlü etkilerini Dolunay'da daha fazla hissedebiliriz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Oğlak burcundaki Dolunay 11. evinizi aydınlatacak. Haziran ayında devam eden konular, Temmuz ayındaki bu Dolunay'da da gündeminizde olabilir. Biraz hani projeleriniz var, üzerinde çalıştığınız konular var, beklentileriniz var. Artık bir tamamlanma enerjisi, bir sona erme enerjisi var bu Dolunay'da. Bir ekip faaliyeti olabilir bu. Ya da bir üzerinde çalıştığınız bir iş olabilir. Onun bitmesi ve bunun sonucunda hani maddi manevi bazı elde edişlerin olması mümkün görünüyor. Dolunay burcunuzdaki Neptün'le güzel bir açıda. Dolayısıyla size maddi manevi desteklerin gelmesi, yardımların gelmesi mümkün. Bu Dolunay önemli fırsatlar açabilir, karşınıza çıkarabilir. Yani belki böyle bir yeni teklif almanız da mümkün. Bununla birlikte işte sosyal hayatınız, arkadaş ilişkilerinizle ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Ait olduğunuz bir grup olabilir ya da bir dernek üyeliği, işte vakıf gibi, böyle bir kulüp gibi. Hani buralarda belki bir üyeliği bitirmeniz, bir şeyi ayrılmanız ya da yeni bir başlangıç yapmanız ve benzeri konular gündeminizde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 29 derece ve yakınlarındaysa etkiler artabilir. Sabit burçlarında ilk derecelerinde 0-5 derece arasında gezegenleriniz varsa yine alacağınız tesirler biraz öne çıkabilir sevgili balıklar.